En'am suresinin 83'ten 89'a kadar olan ayetlere şöyle bir kısaca bir göz gezdirelim. Okumayacağım onların hepsini de. Şimdi burada Estağfirullah ve tilke hüccetuna ateynaha İbrahim ala kavmihi. İşte bu bir bizim hüccetimizdir. Kavmine karşı İbrahim'e verdik. Hatta bir şey olsaydı da Yahya sadece mealini okusaydı hızlı bir şekilde ama metinden okuduğumuz zaman uzuyor. Şimdi burada arzu eden kendisi bakabilir. Burada Nuh Aleyhisselam'dan başlıyor. İşte İsmail Aleyhisselam'a kadar, işte Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Harun, Yahya Aleyhisselam, 18 tane peygamber sayılıyor burada. Yani Nuh Aleyhisselam'dan başlamak suretiyle 18 tane peygamberin adı zikrediliyor. Şimdi Yahya da yardım ederse ben bunları sayarım. Şimdi İbrahim Aleyhisselam var. İshak, Yakup, Nuh Aleyhisselam. Şimdi Nuh Aleyhisselam'dan başlamak suretiyle dememin sebebi en büyükleri Nuh Aleyhisselam olduğu için, İbrahim Aleyhisselam ondan sonra diğer peygamberler. Sırayla sayılmıyor burada. Ondan sonra Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas. Mesela Sabiler var. Bugün Irak'ta vardır. Kur'an-ı Kerim'de de birkaç ayette geçer. İki ayette geçer Sabiler. Sabiler kendisine Ginza adı verilen bir kitap indirildiğinden bahsederler. Hakikaten Ginza'yı okursanız orada bir ilahi kitap havasını görürsünüz. Tevrat ve İncil'i okuduğunuz zaman da bazı yanlışlar olmakla birlikte bir ilahi kitap havasını orada bulursunuz. Ginza'yı okuduğunuz zaman da bulursunuz. Kendilerine Yahya Aleyhisselam'ın peygamber olarak geldiğini söylerler ve bir kitap indirildiğini söylerler. Şimdi bakın burada Yahya Aleyhisselam'dan bahsetti ayet-i kerime. Zerdüştler var biliyorsunuz. İşte İran'da daha çok bulunur. Bugün dünyanın birçok yerine dağılmışlardır. Zerdüştler de İdris Aleyhisselam'ın kendi peygamberleri olduğunu iddia ederler. Tabi orada İdris demiyorlar. Bir neydi şimdi? Yok yok, çok yani çok iyi bildiğim bir kelime de. Çircis de değil. Neyse. Neyse. Şu anda yani çok iyi bildiğim bir kelime de şimdi aklıma gelmedi. Şimdi aklıma gelirse söylerim. Onlar İsmail Aleyhisselam, ha, onlar da işte İdris Aleyhisselam'a indirilen bir kitaba inandıklarını söylerler. Adına Gata derler. Gataları da okuyun. Orada da bir ilahi kitap kokusunu duyarsınız. Şimdi birisi bir çalışma yapmış vedalarla ilgili Hindistan'daki o kitaplar. Orada Muhammed Aleyhisselam'a inanılmasına dair bir takım ifadeler bulmuş. Fakat bizim bölgelerimizde biliyorsunuz, yani bizim kitaplardan hangisine bakarsanız, gökten kaç tane kitap indi? 4 kitap. Hangileri? Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Ondan sonra 104 suhuf denir ama o 104 suhufla ilgili hiçbir sağlam delil yoktur. İlginç olanı da akaid kitaplarında yer alır ama onunla alakalı hiçbir sağlam delil yoktur. Şimdi buraya dikkat edin. Yusuf nerede? İsmail'de mi kalmıştı? İsmail, Elyesa, Yunus, Lut. Şimdi buraya kadar 18 tane peygamber sayılıyor. Diyor ki, ondan sonra diyor ki Allahü Teala ve min abaihim, babalarından. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. Nuh Aleyhisselam'ın babaları derken kimler girer? İdris Aleyhisselam girer mi? Şit Aleyhisselam girer mi? Adem Aleyhisselam girer mi? Heh.
İşte aşağıya doğru gelirseniz ve zürriyatihim diyor ve soylarından gelenler. 18 tane peygamberin soylarından gelenler. Bizim peygamberimiz hangisinin soyundan geldi bunlardan? İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Babaları soylarından gelenler ve kardeşleri. Yani şimdi 18 tane peygamber sayılıyor. Yukarıya doğru babaları, aşağıya doğru bunların soylarından gelenler, sağa ve sola doğru kardeşleri. Onlardan gelen peygamberler. O zaman kaç peygamber sayılmış oluyor? 18 peygamberin babaları, soylarından gelenler aşağıya doğru ve sağa ve sola doğru kardeşleri. Kaç peygamber oluyor? Ne kadar peygamber varsa hepsi. Yani ya babalarıdır bunların? Değil mi? Ya bunların soylarından gelenlerdir? Ya da kardeşleridir. Çünkü insanlığın babası zaten Adem Aleyhisselam. Zaten Nuh Aleyhisselam'dan sonra tekrar insanlar yeniden şey yapmadı mı? O zaman burada kaç peygamber sayılmış oluyor? Yani En'am suresinin 83'ten 89'a kadar, 88'e kadar, 88'e kadar değil mi? 87'ye kadar. Ha. 87'ye kadar bütün peygamberler sayılmış oluyor mu? Tamamı sayıldı. Peki ne diyor burada Allah-u Teala? 89'da şöyle diyor. Diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ. Onlar kendilerine kitap verdiğimiz peygamberlerdir. Sadece buradaki 18 tane peygamber olsa kaç kitap indirilmiş olur? 18. Peki bunların babaları, soyları, yandan söyleden, o zaman şimdi Hacı Bey'in ve diğer birkaç arkadaşımızın el kaldırarak söyledikleri ne kadar peygamber varsa hepsine birer kitap inmiştir sözü doğru oluyor mu? Delili ne? İşte bu ayet. Onlar kendilerine kitap verdiklerimiz. Kitap.